İngiltere Başbakanı Boris Johnson Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından devreye girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 5 maddelik göç kriziyle başa çıkma planının da olduğu bir mektup yazdı Johnson. Ancak sosyal medyadan yayınlanan mektup Fransa'da rahatsızlık yarattı. Öyle ki Fransa ev sahipliği yapacağı göç krizi konulu toplantı için İngiltere'ye gönderdiği daveti geri çekti. Bu arada Fransa ve İngiltere uzun zamandır deniz bölgesinde özellikle balıkçılarla ilgili dahil olmak üzere çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar zaten. Zaman zaman bu diplomatik krize kadar falan da gidip böyle geri geliyor. Bir rekabet söz konusu o coğrafyada. İngiltere kararın gözden geçirilmesini istiyor. Habere bakalım. Üzerine göç meselesinde bunu da biraz konuşacağız. Fransa ile İngiltere arasında ipler gerildi. Nedeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı göçmen mektubu. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'nde çarşamba günü bir göçmen botu batmış, 27 göçmen hayatını kaybetmişti. Bu facia sonrasında İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a açık bir mektup yazdı. Mektupta Manş Denizi'nde yaşanan ölümlerin önüne geçmek için 5 maddelik bir önlem planı yer alıyordu. Johnson, Macron'a ortak devriye, radar benzeri gelişmiş teknolojilerin kullanımı, karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme, gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı ve karşılıklı iade anlaşması üzerinde acil çalışmayı önerdi. Ancak Johnson'ın mektubu Fransa'da tepkiyle karşılandı. Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Fransa'nın Manş kıyılarında yaptığı çalışmalara saygı duyulmadığını savundu. Fransa'nın tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Pazar günü yapılması planlanan ve Avrupa Birliği ülkelerinden bakanların katılacağı toplantı için İngiltere'ye yapılan davet geri çekildi. Fransız İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Fransız mevkidaşı Priti Patel'in toplantıya artık davetli olmadığını söyledi. Mektubun kamuoyuna açıklanması durumu daha da kötüleştirdi dedi. İngiltere ise kararın gözden geçirilmesini istiyor. Macron Avrupa Birliği'nden yasa dışı göç karşısında ortak bir politika belirlenmesini istiyor. Pazar günü Fransa'nın Calais kentinde yapılacak toplantı da bu nedenle yapılıyor. Toplantıya AB'ye üye ülkelerin bakanlarının yanı sıra Avrupa Komisyonu'ndan yetkililer de katılacak. Biraz göçmen konusunu konuşalım. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasını da onayladı. Fransa İngiltere arasında böyle bir kriz var. Üzerine konuşacağız. Hukuk uzmanı Profesör Doktor Nuray Ekşi, uluslararası hukuk uzmanı konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Teşekkür ederim. 150 milyon lira mı? 149 milyon euro özür dilerim. 149.6 milyon euro değil mi? Verecekleri para. Aslında bu para yani 149.6 milyon euro. Tamam. Kime veriyorlar? Yani Suriyeliler için mi yoksa tüm sığınmacıları kapsayan bir şey mi? Şöyle Avrupa Birliği'nin kendi internet sitesinde 29 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan bir bilgi bu. Ve Avrupa Birliği'nin bütçesine 149.6 milyon euro ek bir ödenek konulduğu ve Türkiye'nin mülteci politikasına desteklemek amacıyla bu rakamın ek bir rakam olarak eklendiği ifade edilmiştir. Yani aslında bu yeni bir bilgi değil ve Eylül ayından beri gündemde olan bir bilgi. Neden Eylül ayı seçildi? Biraz da onun üzerinde duralım. Özellikle de biliyorsunuz Türkiye'nin Afgan krizini yaşadığı ve halkın tepkisinin en üst noktaya çıktığı dönemlerde Avrupa Birliği'ne çeşitli delegasyon üyeleri Türkiye'ye gelerek yine Türkiye'nin bu göç dalgasını tutması istendi ve onun üzerinde bütçeye ek bir limit konularak Türkiye'ye yapılacak yardımın kapsamı biraz daha da genişletildi. Konu sadece bu değil, aynı zamanda resmi gazetede 11 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında bir hibe anlaşması yapıldı. Ve bu hibe anlaşması çerçevesinde 79 milyon 319.500 euro Türkiye'ye tahsis edilecek. Bu rakamlar şu 3 milyar euronun içinde rakamlar mı hocam? Hayır, bu ayrı bir rakam. Bu bahsettiğimiz 149.6 milyon euro Avrupa Birliği'nin bütçesinden, yani Avrupa Birliği'nin bize sağlayacağı, şimdi bahsettiğim 79 bin küsür milyon euroluk rakam ise doğrudan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından Türkiye'ye sağlanacak olan fon
nereye sağlanacak şimdi söyleyeceğim ama bakın bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında yapılan bir anlaşma. Bizim Sağlık Bakanı Yardımcımız imzaladı ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı bu anlaşmayı imzaladı. Cumhurbaşkanının onayıyla 1 Kasım 2021 tarihinde resmi gazetede bu anlaşmanın hem Türkçe hem de İngilizce metni yayınlandı. Ne var bu anlaşmada? 65 tane vicdan sağlığı merkezi daha kurulacak. Ancak Türkiye'de zaten 790 adet göçmen sağlığı merkezi kurulmuştu. 65 tanenin daha kurulması demek Türkiye'yi göçte cazibe noktası haline getirecektir demektir. Çünkü sağlık harcamaları tamamen ücretsiz karşılanıyor bu alanlarda. Bu yetmiyor. 52 tane kamu binasının göçmen sağlığı merkezine dönüştürülmesi ve yenilenmesi söz konusu. Kamu hastanelerindeki 110 fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yenilenmesi ve iyileştirilmesi. Hastaneler ve göçmen sağlığı merkezlerine ekipman sağlanması. 100 bin adet doğum kiti ve 50 bin adet temel hijyen sağlık kiti, işte bu bahsettiğim 79.319.500 euro kapsamında Türkiye'ye yapılacak olan bu hibenin harcanacağı yerler açıkça zaten resmi... Türkiye'ye yönelik göçü teşvik edeceğini mi söylediniz, ben böyle anladım. Şöyle düşünün Mehmet Akif Bey, sizin sağlık ihtiyaçlarınız tamamen ücretsiz karşılanıyorsa ki bir Türk vatandaşının bütün sağlık ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasının şartları bellidir yasada, sosyal güvenlik kanununda. Ama siz ücretsiz sağlığa erişeceksiniz, güçlüsün. Size imtiyazlı bir muamele yapılacak. Nerede? Göçmen sağlığı merkezi diye sadece bu göçmenlere yönelik olarak hizmet sunan ve Türkiye'de zaten 790 bin adedi vardı. 65 bin adet daha kurulacak ve 52 bin kamu binası da tekrar 52 kamu binası da tekrar bu göçmen sağlığı merkezi hizmeti olarak hizmet verecek. Elbette ki Türkiye'deki göçmenlerin yaşama şartlarının iyileştirilmesi, kalitesinin arttırılması Türkiye'yi göçte cazibe noktası haline getiriyor. Zaten eğitimde de bu hamleleri yapıyorlar. Peki. Ayrı okul kurun. Hocam, dolayısıyla özür dilerim. Önemli bir sesle de bir problem var.